tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Yeni haftaya hoş geldiniz efendim. Piyasalar kapandı haftanın ilk işlem gününde, ancak yeni haftayı tabii ki tam anlamıyla kapatamadık. Stüdyo Brüksel programında tabii hem piyasaları konuşacağız hem de önemli gelişmeleri aktaracağız. Ben Murat Tufan. Bir hafta boyunca aslında oldukça yoğun bir gündem de var, ama öncesinde bir fiyatlamalara bakalım. Ve fiyatlamalardan sonra arada da tabii ki Amerika'daki önemli mesele olan borç tavanı meselesini konuşacağız. Dolar endeksinde 106.84 seviyesindeyiz ve Euro dolar paritesi de 1.0505'ten geçiyor. İşlemler, hükümet tabii özellikle Kongre hükümetin kapanmasını önlese bile Dow Jones tarafında özellikle Ekim ayına 200 puanlık bir düşüşle başlamış oldu. Dow Jones Sanayi Endeksinde yaklaşık 175 puan ve 0.5 puanlık bir geri çekilme vardı. Fiyatlamalarla devam edeceğiz, ama öncesinde gelin birlikte o önemli habere gidelim. ABD Başkanı Joe Biden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı ve Biden konuya ilişkin açıklamasında en başından bu duruma düşmemeliydik dedi. İzleyelim ve devam edelim. Amerika Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine bir saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzaladı. Böylece hükümetin kapanmasının önüne geçildi. Biden tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek bir krizin önlenmesi için oy kullandığını belirtti. Onaylanan tasarının muvazzaf askerlere ödeme yapılmaya devam edilmesini, yolcuların havaalanındaki gecikmelerinden kurtulmasını, milyonlarca kadın ve çocuğun hayati önem taşıyan beslenme yardımına erişmeye devam etmesini ve çok daha fazlasını güvence altına aldığını vurgulayan Biden, bunun Amerikalılar için iyi bir haber olduğunu belirtti. Biden, en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurgularken, Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen da yazılı açıklamasında, hükümetin pervasız ve gereksiz kapanmasını önlemek için harekete geçmesi nedeniyle Kongre'yi alkışladıklarını belirtti. Tabii bu haber sonrasında özellikle kapanma anlaşmasının bakıldığı zaman ilk tepki olarak vadeli piyasalarda olumlu bir reaksiyon vardı. Ancak böyle birkaç saat geçti seans üzerinden, sonrasında piyasaların kafasına ve aklına hemen şu geldi: son 15 yılın zirvesinde olan faizler ve enflasyon, dolayısıyla da zaten hükümetin anlaşması gerekiyordu. Bunu ne kadar pozitif fiyatlayabiliriz? Dolayısıyla birazcık daha gerçek dünyanın gerçek datalarıyla uğraşalım dediler ve şu anda piyasalarda tekrar kırmızıya döndü. Dolar endeksinde 106.52 seviyesindeyiz. Özellikle son 3 aydır düşen Amerikan borsaları var ve dolar endeksinde de 105-104'lerden bir tepki dönüşü görmüş olduk. Özellikle Fed'in son yapmış olduğu toplantıda enflasyonda bir miktar daha artış olma olasılığından dolayı kaynaklı bir tane daha faiz artışını 12 üyenin çoğunluğu tartıştığını söylemişti. Bu da piyasaların bir miktar motivasyonunu bozmuştu. Bugün Discover tarafında pazartesi sabahı %5.3'lük bir yükseliş vardı ve bakıldığı zaman en çok kazananı oldu S&P 500 tarafında. Sağlık şirketi Viatris ve DXC Teknoloji tarafındaysa sırasıyla %3.5 ve %3'lük artılar vardı. Kripto para birimiyle ilgili hisse senedi olan Marathon Digital'de kripto fiyatları yükselirken %4.2 seans içerisinde pozitif yönde seyreden bir başka gelişme oldu diyelim efendim. Tabii özellikle piyasadaki küçük bir çıkıntıydı, küçük bir soru işaretiydi diyor Capital Management CEO'su Jay Hatfield yapmış olduğu açıklamada ve piyasalar tekrar aslında bir miktar daha bu küçük sorunu atlattıktan sonra gerçeklere dönmüş oldu. Bugün Amerika'da inşaat harcamaları beklentileri paralel artarken imalat aktivitesi Kasım'dan beri en yüksek seviye olan 49'a yükseldi. Endeks geçen ayı 47.6 puandan tamamlamıştı. Tesla ise küresel araç teslimatlarında bir yavaşlama olduğunu duyurdu ve buna göre şirket küresel çapta 430.488'lik otomobil üretimi yaparken 435.059 aracın teslimatını ise gerçekleştirdi. OECD'den bir açıklama vardı. Metropol ve kırsal arasında
gelir eşitsizliği artıyor diyor ve OECD'nin bölge görünüm raporuna göre son 20 yıldaki düşük gelirli ekonomilerde yüksek büyüme performansına bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ve OECD ekonomiler arasında birbirine oldukça yaklaştı efendim söyleniyor. Buradan tabii Amerikan borsalarından bir de tahvil faizine dönelim. O arada da Avrupa borsalarıyla ilgili de dipnot paylaşmak istiyorum. Euro bölgesinde imalat düşüşü devam etti. Son iki aydır kayıplarda giden bir Avrupa borsası vardı. Nitekim haftanın ilk işlem günü onlar da negatif başladı. 10 yıllık tarafta 4.67'deyiz. 2 yıllık tarafta 5.10 seviyesinden geçiyor kotasyonlar. Özellikle bakıldığı zaman Avrupa'da geçtiğimiz hafta Fransa'da ve Euro bölgesi genelinde enflasyon beklenmedik şekilde geri çekildi. Satın alma yöneticileri endeksi de pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada bakıldığında üretimde bir miktar geri çekilme yaşandığını söylüyor Avrupa bölgesinde. ABD Merkez Bankası'nın tabii ki özellikle enflasyon göstergesi olan Ağustos ayında beklenenden daha az yükselmişti ve bu da gelecekte faiz artırımlarına ilişkin piyasalarda bazı olasılıkları artırmıştı. Ons altın fiyatında 1830 dolar seviyesindeyiz. Petrol ise geçtiğimiz haftaki kazanımlarını şu an içerisinde %2'ye varan oranda geri vermişe benziyor. Ancak özellikle petrolle ilgili beklentiler 100 dolar seviyesine kadar eşlik ediyor. Bugün kripto paralarda yeşil bir tablo var. Özellikle az önce paylaştık. Kriptoya endeksi hisselerde artış vardı. Bitcoin fiyatları 28 bin dolara gelirken TL bazında ise 776 bin TL'den geçiyor. Bir Bitcoin'in fiyatı altcoin'lerin önemli bir ismi olan Ethereum tarafında da 0.85 ile bu yükselişe ayak uydurmaya çalışıyor diyelim. Evet, buradan hemen öncelikle özel bir röportaja gideceğiz. Sevgili meslektaşım Eda Özdemir'in önemli bir röportajı var. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ilk ayağı Berlin'de gerçekleştirildi ve zirvede Avrupalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatları tanıtıldı. Eda Özdemir'in özel röportajını izliyoruz. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nden merhabalar. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu yıl Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki yatırım fırsatları masaya yatırılıyor ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, iş imkanlarının artırılması ve sürdürülebilirliğin devamı, farklı temalar, günümüzü ilgilendiren sorunlar çözümleriyle birlikte, farklı alternatifleriyle birlikte istişarelerle karşımıza çıkıyor. Şu anda da yanımda bir iş insanı var, Bernd Krekeler yanımda. Kendi çalışma alanlarını ve Türkiye ile olan ortaklıklarının birazcık geçmişini anlatacak aslında. Mr. Krekeler, hello. Sayın Krekeler, hoş geldiniz. Röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Önce sizin çalışma alanınızla başlayacak olursam, bildiğimiz kadarıyla denizaltı alanında çalışıyorsunuz. Bize bu alan hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Önce beni burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Thyssen Group Marine Systems olarak 10 yıllardır Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Devleti ile denizcilik alanında iş yapıyoruz. Ve geçmişte çeşitli denizaltı sınıfları konusunda çalışma yapmıştık. Şu anda SSB liderliğinde Gökçek Donanma Tersanesi ile en modern denizaltılarını üretiyoruz. Ve bu proje birkaç yıldır devam etmekte. Bu projede Türk şirketleriyle, Türkiye'deki savunma sektörünün tüm büyük oyuncularıyla birlikte çalışıyoruz. Ancak bu projenin başarısına katkıda bulunan birçok küçük şirketle de oldukça önemli boyutta iyi bir işbirliği ve teknolojik dayanışma kurduk. Peki Türkiye ve bu ortaklıkla ilgili konuşacak olursak, Türkiye ile bağlarınız ve bu bağlara baktığınızda fırsatlar hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Önce bir ticari bakış açısıyla başlayacağım izninizle. Biz Thyssen Group olarak eski Thyssen ve eski grubun birleşmesiyle oluşmuş bir şirketiz ve 150 yılı aşkın bir süredir de Türkiye ile ilişki içindeyiz. Çok da başarılı bir işbirliği bu. Benim bakış açıma göre bu tarz ticari şirketler
ve işbirlikleri tüm dünyada gördüğümüz gibi bütün ülkelerde, özellikle de Türkiye ile Almanya arasında gördüğümüz gibi ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesine çok ciddi katkıda bulunuyor. Bu yüzden biz de çok memnunuz ve yıllar içerisinde Türk savunma sanayini teknoloji alanındaki seviyesinin ne kadar ilerlediğini ve güçlendiğini de görüyoruz. Özellikle çok ciddi bir ilerleme kaydedildi. Onlar hem bizim için ve zannediyorum ki başka birçok ülke için de çok değerli iş ortakları. Son olarak sizin ve şirketinizin gelecek için planları nelerdir? Özellikle Türkiye ile olan bağlarınızla da ilişkilendirerek cevaplarsanız sevinirim. Biz bu işbirliği ile ilgili çok memnunuz. Benim çalıştığım sadece savunma sektöründeki işbirliğine devam etmeyi istememizin haricinde Thyssen Group olarak işbirliğimizin tamamında hem otomotivde hem enerji sektöründe diğer alanlarda da Türkiye ile çalışmak isteyen çok sayıda meslektaşım var. Bu böyle gidiyor. Parlak bir geleceğe bakıyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum Bay Crackler. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nden röportajlarımıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün burada Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki yatırım fırsatları tartışılıyor ve hem Alman hem Türk iş insanları burada bulunuyor. Akademisyenler, farklı iş kollarından insanlar ve birebir toplantıların yanı sıra düzenlenen panellerle de destekleniyor aslında zirve. Şimdi yanımda Andreas Jan var. Birazcık onun kendi alanını, uzmanlık alanını ve Türkiye-Alman ilişkilerinde kendi perspektifini dinleyeceğiz. Selamlar, hoş geldiniz. Röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Önce biraz sizi tanıyalım. Siz Alman Mittelstand'ın Hükümet İşleri ve Dış Ticaret Başkanısınız. Anlatabilir misiniz? Alman Mittelstand'ı nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Evet, Alman Mittelstand'ı, yani derneğimiz, Almanya'da gönüllü olarak örgütlenmiş en büyük organizasyondur. Çok geniş bir mentorluk yelpazemiz var ve 35 yıldan beri Türkiye'de de çalışıyoruz. Evet, çok uzun bir süre. Dünya çapında 80 ofisimiz var ama Türkiye ofisimiz çok etkin. Bunun yanında Türk Hava Yolları da 5 yıldan uzun bir süredir bizim bilgi ortağımız. Çok güzel, çok çok güzel. Birlikte çok yakın çalışıyoruz ve çok yakın bir ilişkimiz var. Peki bugünkü zirveyle ilgili, Berlin'de düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Ben çok canlı bir zirve olduğunu düşünüyorum. Üyelerimizin de çok fazla katılımı var. Çok da memnun olduklarını görüyorum. Özellikle B2B görüşmeleri hakkında. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye bizim için çok özel bir ticaret ortağı, özellikle de Alman ekonomisinin zorluklarla karşılaştığı bazı dönemlerde daha da büyük bir rol oynuyor Türkiye bizim için. Onlarla döngüsel ekonominin nasıl işleyeceği konusunda çok dinamik görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Alman KOBİ'leri ile Türk KOBİ'leri arasında bir bağlantıyı nasıl kurabiliriz diye de bakıyoruz. Buna her iki tarafında çok büyük bir ilgisi olduğunu gördük. Peki Almanya ve Türkiye arasındaki ticari bağlarla ilgili, potansiyelle ilgili, satışlar ve satış rakamları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ben rakamlara baktığımızda arttığını gördüğümüzü düşünüyorum. Gerçekten harika. Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olması gerçekten çok güzel. Bizim yaklaşık 7500'den fazla ticaret ortağımız var ve bu sayı hala artmakta. İlişkilerimiz çok canlı ve çok hareketli. Bence işbirliğimizi kesinlikle ilişkilerimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Başka ufuklara ve başka hedeflere doğru da yol almalıyız. Örneğin Türk üyesi şirketlerimizle Afrika'ya giden büyük heyetler ve gruplarımız var.
Tabii ki Türk şirketleri oraya gitme konusunda daha az çekingen ve daha istekli davranıyorlar. Alman şirketlerimiz de Senegal'de ve Tunus'ta bu ikili ilişkilere sahip olmaktan son derece memnunlar. Dolayısıyla bu açıdan bir araya gelirsek iyi ve verimli bir perspektifi oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Sayın Yang, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok çok sağ olun. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nden röportajlarımıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki yatırım fırsatları burada gözetiliyor. Bununla birlikte hem birebir görüşmeler hem de 6 farklı panel yer alıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilir Enerji ve bunlara yönelik projelerde ana temaların parçası olarak karşımıza çıkıyor ki Yeşil Mutabakat'la ilgili önemli bir panelde Dr. Aretz konuşmacıydı. Şimdi kendisiyle birazcık konunun detaylarını irdeleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz röportajımızı kabul ettiğiniz için. Daha önce panelde konuşmacıydınız ve Avrupa Yeşil Mutabakatı tartışıldı ve ilgili projeler konuşuldu. Bu mutabakat dahilinde yeşil mutabakat ve bu konuyla ilgili çalışmalara dair ne söylersiniz? Öncelikle yeşil mutabakat aslında bir kapsayıcı ana başlık ve içerisinde en azından tekstil endüstrisi için 16'dan fazla direktif var. Nelerden kaçınılması gerektiğine ya da enerji tüketimi, etkinlik, verimlilikle ilgili konular, aynı zamanda raporlamayla da ilgili konular var. Yani birçok görev düşüyor üstümüze, uymamız gereken birçok vazife var hem Almanya için hem Türkiye için. Ya da tabii diğer ülkeler için de AB'nin hedefi bu yeşil mutabakatla bütün ekonomik hayatımızı daha yeşil, daha iyi hale ve daha sürdürülebilir hale getirmek. Çevre ve kirlilik olarak değil, sadece aynı zamanda ekonomik olarak. Peki Türkiye'nin bu konudaki bağı, durumu, ilgisi nasıl? Konumu nasıl? Türkiye'nin çok büyük bir şansı var. Aynı zamanda da bir taraftan bununla ilgili çok sorumlulukları da var yerine getirmesi gereken. Büyük şansı şu aslında, çok yakın bir işbirliği içinde Türkiye Avrupa Birliği ile ve özellikle Türkiye ile Almanya'da yakın işbirliği içinde. Yani çok derin bir şekilde ne olup ne bittiğini biliyoruz Avrupa'da, Türkiye'de. Türk aktörleri bunun farkında. Bu da en büyük farkı oluşturuyor. Mesela Asya'daki diğer ülkelere kıyasla. Bir de nearshoring faaliyetleri var. Bugün öğrendiğimiz gibi bu zirvede. Aslında temeldeki işler yapılmış durumda ama daha fazla yaratıcılıkla, daha fazla esneklikle birlikte çalışmamız lazım. Türkiye'deki şirketlerin de bu yeni AB direktiflerine uyumunu sağlamak için. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili Eda Özdemir Berlin'de oldukça önemli röportajlar yaptı, gerçekleştirdi kendisine ve röportaja katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Evet devam edelim haberlerle ve diğer haberimize geçelim. Euro bölgesinde Temmuz ayında %6.5 olan işsizlik oranı Ağustos ayında %6.4'e geriledi. İzleyelim. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Verilere göre Avrupa Birliği'nde Temmuz ayında %6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos'ta %5.9 oldu. Euro bölgesinde Temmuz'da %6.5 olan işsizlik oranı da Ağustos'ta %6.4'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın Ağustos ayında Euro bölgesinde %6.7 ve Avrupa Birliği'nde ise %6.1 olarak belirlenmişti. Avrupa Birliği uyumlu verilerde işsizlik oranı Ağustos'ta İspanya'da %11.5, Yunanistan'da %10.9, İsveç ve Estonya'da %7.6, İtalya ve Fransa'da %7.3 oldu. Avrupa Birliği'nde işsiz sayısı Ağustos'ta 12 milyon 837 bin olurken bunun 10 milyon 856 bini Euro bölgesinde yer aldı. Ağustos'ta 25 yaş altı genç işsiz sayısı Avrupa Birliği'nde 2 milyon 687 bin, Euro bölgesinde 2 milyon 194 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı Avrupa Birliği'nde %14 ve Euro bölgesinde %13.8 olarak ölçüldü.
Evet, bu haberle Stüdyo Brüksel programının sonuna geldik efendim. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında tamamen duygusal programında ilahiyatçı yazar Fatih Ergenekon bizlerle birlikte olacak. Aslında bir miktar tabii ki yaşamı, günümüzü ve gündelik bakışı dini bakış açısıyla konuşacağız. Kısa bir aradan sonra bekliyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.